Merhaba, ben Mustafa Karaca. Havuz komutunun içinde bulunan kontör yöntemini öğreneceğiz şimdi sizlerle beraber. SolidCAM 2013'te. Parçamızı tanımlayalım ilk önce. SolidCAM yeni freze. Modelin bulunduğu klasörü kullanacağım. Tamam dedim. Ölçü sistemim metrik. G kodumda yine fonuk olsun. Referans tanımlayacağım. Bu sefer kütüğün köşesi olsun. Geldim. Şu yüzeyimi seçtim. Bu köşem artık benim sıfır. Onay verdim. Buradan da tamam dedim. Başka pozisyon eklemeyeceğim. Onay verdim o yüzden. Stop modelimi ve hedef modelimi SolidCAM 2013 artık kendisi tanıyordu. Sadece yüzey toleransımı gireceğim ben. %1 dedim. Stop çizgisini kullanmak istemiyorum. Şu yeşil çizgileri. O yüzden kutuyu cat model eklemedim. Şuradan onay verdim. Hedef modelimi de SolidCAM 2013 artık kendisi tanıyor. O yüzden çıktım buradan. Başka da bir işlemim kalmadı. Onay verdim. Artık işlev üstüne gelip buradan dilediğim operasyonları yaptırabilirim. Şimdi izlediyseniz bir önceki videomuzda havuzun içinde bulunan tarama komutunu vermiştik. Şimdi de kontrol yöntemini öğreneceğiz. Bunun için geldim. İşte üstüne sağ tuş, ekle, buradan havuzda diyebilirim. Ya da şuradan 2D gelip buradan havuzda seçebilirim. Şimdilik burayı kullanalım. Havuz dedim. Takımın işlem yapacak olduğu alanı tanıtmam gerekiyor. İlk önce şurada gösterelim tarama komutunu. Geldim. Şu köşeyi seçtim. Ve buradan da geldim. Otomatik sabit Z dedim. Aynı Z seviyeleri aynı olduğu için. Kabul etmem için onay istiyor benden. Evet dedim. Buraya da onay verdim. Şöyle göster dersek seçmiş olduğumuz zinciri görebiliyoruz. Pembe çizgiyle belirtilen kısım. Çıktım buradan. Sıra takıma geldi. Burada şöyle göster diyelim tekrar. Burada şu ok yönünüz çok önemli değil. Bu takımınızın dolaşacak olduğu alanı takımımızın işlem yapacak olduğu alanı belirtiyor ama takımımızın kesme yönünü belirtmiyor. Burada çünkü hatırlarsanız şurada tırmanarak bir de konvansiyonel kesim vardı şu teknoloji kısmında. Neyse şimdi sıra sıra gidelim. Takıma geldim. Bir tane 10 takım ekleyeceğim yine. Bir karşıma alayım. Şuradan eğer sizin seçmiş olduğunuz takımın önlemesini burada görebiliyorsunuz. Bakın eğer bunu görmek istemiyorsanız buradan gelip gizleyebilirsiniz. Takımı göster dedim. Şu çapımı 10 yaptım. Helis boyumu da şurası neydi bizim derinlik? 30 milimetreymiş. Bana çarpma vermesin. O yüzden şuradaki helis boyumu 35 dedim. Buradaki kısım SL boyumu 40 dedim. Şuradaki 60, 80. Tamam. Bağ sayımı da 4 girdim. Seçtim. Bilgisine girmeyeceğim. Seviyelere geldi sıra. Bakın artık şurada takımımızı da görebiliyoruz. Seçmiş olduğumuz takımımızı. Seviyelere geldim şimdi. İşimin üst düzlemi. Burası. Onay verdim. Havuzumun derinliği ise şurası. Burada onay verdim. Şimdi aşağı adımlamamı ben 1-1 girdim. Tabii sizin bu aşağı adımlama değeriniz parçanızın yumuşaklığına, sertliğine göre değişir. O yüzden buradaki aşağı adımlamanızı parçanızın ve takımınızın durumuna göre girin lütfen. Ve eşit adımlarla aşağı insin. Eşit adımlarla demek ne demekti? Bir önceki videoda bahsetmiştim bundan. Tekrar anlatarak zamanınızı almak istemiyorum. Teknolojiye geldi sıra. Bu sefer teknolojiden kontür yöntemini seçtim. Ve buradan da takımın %50'si çalışacak. Diğer %50'si de boşta kalsın. Takımın daha zorlanmasını istiyorum çünkü. Bunu değer olarak da burada görebiliyorduk. Yüzdesini de bıraktım ben şimdilik. Pah yaptırmayacağım. Bunda bu sefer şey yapalım. Finish takımına paso bırakalım.
Duvarda finişe ben onda 5 paso bıraktım. Adam yok havuzda, o yüzden adada talaş bırakmama gerek yok, o yüzden olmadığı için tabi. Tabanda da %20 paso bıraktım. Ve aynı takımla finiş yapacağım. O yüzden buradan geldim. Duvarda ve tabanda finiş yapmasını istiyorum. Ve duvar finişi geometri üstünde ya da offset de diyerek de tanıtabilirim. Ben geometri dedim, yani seçmiş olduğum geometride işlem yapacağım. Derinlik ise her adımda finish yapmasını değil de sadece toplam derinlikte finish yapmasını istiyorum. Eğer her adımda finish yaparsam benim hem zamanım, parçayı işleme sürem uzayacak, hem de takımım işlem yaptığı yerde bir onda beş şuradaki duvar offsetinde bıraktığım değer kadar daha yana kayacak ve aynı geometriyi tekrar dolaşacak oluyor. Dolaşacak demek oluyor her adım. Eğer toplam derinlik dersem, takımım benim şu duvarda onda 5, tabanda onda 2 paso bırakana kadar buradaki havuzda işlemini yapacak. Parçamızı şöyle karşımıza alalım. Bütün işlemini yapacak. En son sadece takımım benim buradaki bütün talaşları kaldırdıktan sonra duvarda onda 5 pasoyu tek seferde alacak ve tabandaki onda 2 pasoyu da tek seferde alacak. Ama tabii sizin bu kadar uzun bir kısımda takımınızı çalıştığınız zaman yüzey kaliteniz pek iyi çıkmayabilir. O yüzden siz tabii böyle çok derin havuzlarda her adımda iyi finish seçin. Ben şimdilik toplam derinlik dedim. Duvar sadece finish dersem, eğer sadece duvarda finish yapar, tabanda finish yapmaz. Kapattım bunu. Buradan tabanı tekrar seçtim. Dilersen bu takıma kompansasyon da yaptırabilirim. Ben kompansasyon yaptırmak istiyorum. Seçtim kompansasyonu. Kontürün bilgilerine geldim şimdi. Başlangıç noktası iç taraf. Dilersem takıma iç taraftan yani havuzumun merkezinden havuzumun merkezinden itibaren boşaltmaya başlattırabilirim. Eğer dilersem de tutucu diyerek takımın parçanın, havuzumun şuradaki duvar offsetlerini dikkate alarak burada, yani dıştan içe doğru boşaltmasını isteyebilirim. Bir nevi bu başlangıç noktası içten dışa, tutucu dediğimiz kısım da dıştan içe doğru boşaltmak oluyor. Ben içten dışa doğru boşaltmasını istiyorum. Köşe dönüşlerim ise yuvarlama olsun ve köşe yarı çaplarım aynen olduğu gibi bırakıyorum. Minimum çapım da aynen olduğu gibi bırakıyorum. Ve yönüm ise tırmanarak kesim olsun. Tırmanarak kesim neydi? Hatırlarsınız ben bir önceki videolarda bundan bahsetmiştim. Ama tekrar söyleyeyim. Tırmanarak kesim ve konvansiyonel kesim bizim tamamen takımımızın ömrünü azaltan bir yöntemdir. Çoğaltan bir yöntemdir. Tırmanarak kesim takımımızın ömrünü artıran bir yöntem. Konvansiyonel kesim ise takım ömrünü azaltan bir yöntem. Şimdi peki neden konvansiyonel yöntemi koymuşlar? Neden tırmanarak yöntemini koymuşlar? Tırmanarak yöntem, bizim takımımız şuradaki havuzumuzu işlerken saat yönünde çalışan bir takımın yine aynı dönüş istikametine göre kesim yapması demek oluyor. Konvansiyonel kesim ise şekilde gördüğümüz gibi saat yönünde çalışıyor takımımız ama saat yönünün tersine kesim yapıyor. Yani takım yine saat yöne dönüyor ama saat yönü istikametinde değil de saat yönünün dönüş istikametinin tersine kesim yapıyor. Dolayısıyla parçayı kaldırarak oluyor bu tabii. Parçayı kaldırarak kesme yapıyor. Dolayısıyla bu şekilde kesim yaparsak, eğer konvansiyonel şekilde kesim yaparsak, hem takımımız daha çabuk aşınacaktır, hem parçamızın yüzey kalitesi çok bozuk olacaktır. Tabii takımımızın kullanım alanına göre değişir bu. Ama tabii bazı özel durumlarda konvansiyonel kesim de kullanılabiliyor. Konvansiyonel kesimi tercih etmem ben, böyle havuz yönteminde olsun, diğer profillerde olsun. Benim favori yöntemim hep tırmanarak kesim yöntemidir. Tırmanarak kesim yöntemi bizim takımımızın ömrünü artıran bir yöntemdir ve performansını da artıran bir yöntemdir. Ben tırmanarak kesim seçtiğim zaman takımım saat yönünde çalışıyor ve dönüş istikametine göre kesim yapıyor. Dolayısıyla ben takımımla daha fazla pasoya girebiliyorum ve daha fazla iş yapabiliyorum. Ve yüzey kalitemin de daha düzgün çıkmasına neden oluyor. Kesme yönümü tırmanarak seçtim. Takım bağlantı yönümü ise doğrusal dediğim zaman takım yolu dönüşlerim benim
takımım şuradaki geometriyi tamamladığında bir sonraki geometriye direkt geçiyor. Eğer hayır direkt geçmesini istemiyorum yumuşak dersem, bakın şekilde gördüğünüz gibi benim takımım şuradaki geometrideki hareketini tamamlıyor. Bir sonraki takım yoluna direkt değil de şöyle açılı bir şekilde geçiyor. Bir sonraki yöntem ise yuvarlama. Şekilde gördüğünüz gibi zikzaklar çizerek takım yolu bağlantısı kuruyor. Takımım yine buradaki geometrideki dönüşünü tamamladı. Bir sonraki geometriye şekilde gördüğümüz gibi zikzaklar çizerek geçiş yapıyor. Ben burada takım yolu bağlantısında size yumuşak öneririm. Eğer doğrusal derseniz takımımız direkt geçiş yapacaktır ve takımımızın zorlanmasına sebep olur. Ben o yüzden geldim yumuşak dedim. Malzemeden çık ya da adaları bağla. Bundan bir sonraki havuzumuzda bahsedeceğim. Şimdilik es geçiyorum. Gelişmiş kısmına geldim. Gelişmiş kısmından şu havuzumuzun bir simülasyonunu görelim. Ondan sonra gelişmiş kısmında şu duvar eğiminden bahsedeceğim. Şimdilik bağlantılara geldim. Bağlantılarda takımım benim dolu bir parçaya girecek. O yüzden girişimi helisel yapacağım. Bilgisine geldim. Merkezden giriş yapıyor. Açısı 3 derece olsun. Yarıçapı da 3 olsun. Onay verdim. Yaklaşma normal. Normal uzunluğu 2 mm. Dilersem tanjant uzantımı da girebilirim ama tanjant uzantımı şu anda 0 bıraktım. Bir yaklaşmam bu. Geri çekilmem ile aynı olsun. Yaklaşmam yani. Ve bağlantılar arasındaki pasoları da güvenlik seviyesinden olsun. Şuradan da geldim. Havuz dedim. Pardon. Tarama dedim. Büyük harfler yazalım. Kaydet ve sapla dedim. Bir bakalım takım yollarımıza. Şu üstten bakalım parçamıza. Pardon. Tarama yöntemi bu şekilde. En son biz finish yaptığımız için şurada bakın finish'in izini görebiliyorsunuz. Katı simülasyonuna bakalım. Burada daha net göreceğiz. Adım adım gidiyorum ki daha net görün. Bakın içten dışa doğru büyüterek gidiyor. Simülasyonun hızını düşüreyim. Bu şekilde devam edelim. Simülasyonumuz bitti. Bir de bakın işledikten sonra şu duvarlara dikkat edin. Simülasyonu ben tekrar açayım. Bakın işledikten sonra bizim duvarlarımız 90 derece dik. Şimdi havuz yönteminin içinde açılı havuz işleme yöntemimiz de var bizim. Şöyle göstereyim onu da. Şu teknolojiye geldim, gelişmişe geldim, duvar eğimine girdim. Duvar eğiminde değişiklik yapmam için ne yapıyordum? Şu kutucuğu işaretliyordum. Ve buradan silindirik radyüsü seçtim. Duvar açımı da daha iyi görmek için 20 derece dedim. Ada yok duvarımda. O yüzden buraya es geçiyorum. Tamam dedim. Tekrar kayıt ve sapla dediğimde lütfen duvardaki açılara dikkat edin. Şöyle karşıma alayım. Bakın görüyor musunuz? Aşağıya doğru açılı bir şekilde duvarımı işlemiş oldum. Eğer benim bu havuzum açılı olmuş olsaydı ve ben bunun açısını bilseydim buradan şu gelişmiş kısmından duvar eğimindeki şuradaki duvar açısını eğer oradaki havuzumun benim kaç tane açılı olmuş olsaydı o açıyı da biliyorsam buraya girip direkt onu yazabilirdim. Ve dolayısıyla oradaki havuzumu açılı işlemiş olurdum. Ama tabii ben burayı normal düz bir frezeyle işlediğim için şöyle bir daha görelim. Bakın ben burayı normal düz ağızlı frezeyle işlediğim için köşeler merdiven gibi çıktı bana.
Eğer benim gerçekten böyle açılı bir havuzum olmuş olsaydı takımım nasıl olmak zorundaydı? Şöyle takıma tekrar girelim. Tanıma dedim. Şu takımımın ucu böyle düz değil de ya küresel olacak ya da köşe radyüsü olacaktı. Biz mesela bir tane köşe radyüsü takım ekleyelim. Bir de onunla yapalım. Bakalım oradaki izlere dikkat edin. Köşe radyüsü frezi seçtim. Şu çapım yine 10 olsun. Köşe radyüsüm de 2 olsun. Şu boyum kalsın şimdilik. Seçtim. Bakın bir de bu şekilde bakalım oradaki duvarlarımıza. Farkı şimdi daha iyi anlayacaksınız. Bakın bir öncekine göre yüzeydeki izler daha az ama hala var. Onun da sebebi şuradaki teknoloji seviyelerdeki aşağı adımlama değerim 1 olduğu için. Benim aşağı adımlama değerim 0,5 olursa oradaki izler daha da az olacaktır. Bakalım bir daha bakalım. Bakın görüyor musunuz izleri, takım izleri ne kadar az. Aşağı adımlama değerimizi de bir daha az yaparsak orada hiçbir izle karşılaşmış olmayız. Kapattım simülasyonumu. Takımı tekrar bir önceki takım çağıracağım. Bu takımda şu bağlantılar değil teknolojilerine geldim. Gelişmişten duvar eğimini kapattım. Tamam. Tekrar kayıt hesapla dedim. Şurada finish işlemimiz var mıydı bizim? Evet varmış. Yine aynı takımı zaten finish yapmışız. Simülasyona geldim tekrar. Bir daha bakalım son olarak katı simülasyonumuza. Evet, başarılı bir şekilde havuzumuzu işlemiş olduk. Şimdi çıktım buradan. Bundan da çıktım. Şimdi sıra geldi şuradaki havuzumuza. Şimdi burayı işleyelim yine kontrol yöntemiyle. Geldim işte üstüne sağ tuş, ekle, havuz, geometri tanımla ve geldim şuradaki geometrimi seçtim. Böyle tek tek seçmektense zaten benim şuradaki Z seviyelerim şöyle yandan baktığım zaman önden pardon Z seviyelerim hepsi aynı. Dolayısıyla gelip buradan otomatik sabit seviye diyebilirim. Onay verdim. Tekrar onay verdim. Şimdi ben bu şekilde şöyle gösterdiysek bu şekilde bırakırsam zincirimi program şuradaki adayı da götürür. Bakın bu şekilde bir yapalım. Sonrasında siz böyle bir şeyle karşılaştığınızda ne yapmanız gerektiğini daha iyi anlayacaksınız. Bu şekilde bir işleyelim. Bile bile şu an yanlış yapıyoruz. Lütfen siz denemeyin bunu. Şimdilik tanınma dedim. Yine bir tane onluk takım seçtim. Seviyelere geldim. İşimin üst düzlemi bu yüzey. Onay verdim. Havuzumun derinliği ise şu yüzey. Buna da onay verdim. 30 mm'ymiş. Aşağı adımlamamda 2-2 olsun ve eşit adımlarla aşağı insin. Teknolojiye geldim. İşleme tipim yani teknoloji kontür takımımın %50'si çalışsın. Pah yok. Finish için pay bırakmıyorum şimdilik. Kompansasyon yaptırabilirim takımıma. Kontürün bilgilerine geldim. İçten dışa doğru boşalsın ya da dıştan içe doğru da boşalsın diyebilirim. Tutucu yazmasını aldım arkadaşlar. Burada tutucu dediği şu iç taraf dediği içten parşüp havuzumuzun merkezinden başlayıp dışa doğru takım yolu oluşturarak havuzu boşaltır. Tutucu dediğimiz zaman ise bir nevi dışarıdan içe doğru boşaltmak oluyor. Ben dıştan içten iç taraf dedim yani içten dışa boşaltmak istiyorum. Köşeler ise yuvarlama olsun, yarıçapı kalsın. Kesme tipim tırmanarak, yön yani tırmanarak. Takım yolu bağlantım yumuşak. Malzemeden çık demeyeceğim şimdilik. Onu göreceğiz. Ve girişim bu sefer açı olsun. 5 değil de 3 derece olsun. Onay verdim. Başka da işlemim yok. Şuradan tekrar geldim. Kontür dedim.
Kontrol 2. Kayıt ve hesapla dedim. Simülasyon. Direkt Hosket simülasyonuna bakalım. PKT simülasyon. Bakın bizim şurada normalde bir adamız vardı. Buradaki adayı da götürdü program. Neden biliyor musunuz? Biz şu geometri tanımlarken şuradaki seçmiş olduğumuz pembe çizgiler içerisinde işlem yap dedik. Ama şurayı ayır demedik. Burayı da ayırması için ne yapmamız gerekiyor? Orayı da seçmemiz gerekiyor. Tekrar geldim tanımlaya. Pardon. Şuradan düzenle dedim. Geldim şuradaki adamı da seçtim. Otomatik sabit Z dedim. Evet. Onay verdim buna. Şimdi bu şekilde tekrar kayıt hesapla dedim. Simülasyon. Bakın. Takımım artık orayı bırakıyor. Yalnız şuradaki kısma girmiyor. Neden girmiyor biliyor musunuz oradaki kısma da? Benim şöyle çıkıp ölçelim. Buradan da çıkmayayım. Benim şurayla şuranın arası 8 milimetre. Dolayısıyla burayı yapan takımımın çapı da 10 olduğu için program biliyor. Benim çapım 10 ve senin şuradaki mesafen ise 8. Ben buraya giremem diyor. Ve dolayısıyla program takımı oraya sokmuyor. Ben bir de şuradaki takımımın çapını eğer benim oradaki ölçüm 8 olduğu için ben bu takımımın çapını 10'luk değil de 6'lık bir tane takım eklersem bakın 6'lık takım seçtim. Tekrar kayıt ve hesapla dediğim zaman orayı değiştirecektir. Bakalım. Bakın görüyor musunuz? Çünkü program biliyor. Takımın çapı 6. Dolayısıyla takım buradan geçiş yapabilir. Çıktım buradan. Şuradan takımıma tekrar bir önceki takımımı seçtim. Bağlantılara geldim. Pardon, teknolojiye geldim. Şimdi malzemeden çık. Bakın bunu seçtim. Tekrar kayıt ve hesapla dedim. Ve adaları bağla dedim. Pardon, ilk önce biz malzemeden çıkı görelim. Bir daha bakalım simülasyonumuza. Bakın görüyor musunuz takımın ne yaptığını? İlk önce geldi. Şuradaki kısmı bıraktı. Şurayı kapalı alan gördü. Buradaki işlemini bitirdikten sonra malzemeden çıktı. Diğer havuzu boşaltmaya o şekilde geçti. Bir de şurada ben malzemeden çıkıp kapattım. Adaları bağla dedim. Tekrar kayıt ve hesapla dedim. Simülasyon. Adaları bağla dediğim için bak şurada ön izlemesini görebiliyorsunuz. Şimdi benim takımım buradan finish işlemi yaparken şunun şöyle gösterelim. Benim takımım burada finish işlemi yaparken ilk önce şu duvardaki finishliğini tamamlıyor. Ve sonradan adaları bağla dediğim için gelip şuradaki adanın etrafında dönüyor. Anlatabiliyor muyum? Şimdi adaları bağla dedim çünkü orada da finish yapmak istiyorum. Onun dışında tutucu deyip bir de o şekilde boşaltmaya bakalım. Tekrar kayıt ve hesapla dedim. Simülasyon. Bakın takımın başladığı yere dikkat edin. Görüyor musunuz? Artık şuradaki merkezden değil de havuzumun dış zincirlerinden itibaren boşaltmaya başlıyor. Hızımızı düşürerek bakalım. Hosket simülasyonuna bakalım bunun. Evet. Bu şekilde gördüğümüz gibi. Takımım buraya giremiyor. Neden de? Çünkü takımımın çapı 10'du. Buranın birbirine olan uzaklığı ise 8'di. Dolayısıyla 10'luk bir takım oraya giremez. Çıktım buradan. Başka ne var? Konvansiyonel kesim dediğim zaman neydi? Bir de bu şekilde bakalım simülasyonumuza. Tabi simülasyonda fark etmeyeceksiniz bunu. Sizin tezyağınızda çalışırken fark edeceksiniz ama şöyle katı simülasyonda yavaş yavaş adım adım giderek göstereyim size. Benim tezyağımda parçam şu şekilde duruyor. Takımım saat yönünde çalışıyor. Bir de bu şekilde kesme yönüne bakın. Görüyor musunuz? Ters istikamette kesim yapıyor.
Sürdüm simülasyonumu, çıktım. Tekrar tırmanarak kesimi seçtim. Tutucu değil, iç taraf, yani içten dışa boşaltmak yapmak istiyorum. Gelişmişti. Burada da yine aynı şekilde duvar eğimi girebiliriz. Şurada tüm Z seviyeleri diye bir komut var, bakın. Şimdi ben bunu seçtiğim zaman benim şuradaki adam şurayla tamamen kesişmiş olsaydı eğer, daha doğrusu şurada bir köprü olmuş olsaydı ve ben buradan tüm Z seviyeleri dediğimde takımım benim, bakın kaydı sapma diyelim, simülasyon şöyle durdurup POSCAD simülasyona bakalım. Simülasyonda pek net görünmüyor ama ben şöyle izah edeyim. Parçamı da şöyle karşıma alayım. Tüm Z seviyeleri dediğim zaman takımım şuradan 1 mm paso veriyor. Buradaki ilk pasosunu tamamlıyor her tarafta. Sonra bir sonraki pasoya geçmeden takımım kalkıp şu adanın içindeki 1 mm pasoyu da tamamlıyor. Ondan sonra geçiyor ikinci pasosuna. Z seviyeleri bağlı demek, yani Z seviyeleri tüm Z seviyeleri demek, havuzdaki bütün Z seviyelerini aynı anda işleyip bitirmek demek. Yani ben ilk önce şuradaki havuzun derinliğini tabana inene kadar, gidecek olduğu bir sorumlulukta gidene kadar boşaltayım da ondan sonra bir sonraki havuzu öyle geçeyim demiyor. Bütün Z seviyelerini aynı şekilde olacak, aynı olacak şekilde işliyor program. Tüm Z seviyeleri demek de bu işe yarıyor. Kapattım. Bağlantılarda işim yok. Hareket kontrolünde de işim yok. Dilerseniz enterpolasyonunuzu da hızlı yaptırabilirsiniz. Mesafe için enterpolasyon yaptırabilirsiniz ama tabii bu sizin enterpolasyon yaptığınız zaman şu köşelerdeki radyüsleriniz bozulabilir. O yüzden buradaki değerleri girmeden önce benim ileride bu hareket kontrolüyle ilgili ayrıca bir videom olacaktır. Onu izlemeden hareket kontrolüyle ilgili şu an bir şey yapmayın. Tekrar kayıt yasakla dedim. Simülasyonumuzu o şekilde bir daha bakalım. Son kez. Evet. Şimdi parçanın bütünün hepsinin simülasyonunu işleyelim. İşte üstüne geldim. Sağ tuş, simülasyon. Posket simülasyon. Mosket şurada. Parçamızı da üstten bakalım. Evet. Katı simülasyonuna bakalım. Şöyle bakarsak, evet. Aslında Solidcam'de parça işlemek çok zevklidir. Bir de kalantalaş diyelim. Bakın bizim şurada takımımızın giremediği alanı kırmızı olarak gösteriyor. Demek ki bizim burada hala pasomuz var. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Peki bir de 3D katı simülasyonuna bakalım. Şuradan tek rengi kaldırırsam eğer farklı renkler de görebilirim. Toplam süresine bakalım kaç dakika sürmüş? 16 saat 34 dakika. Tabi buradaki süreyi siz şuradaki şu bir tanesini açayım mesela, şunu açalım. Siz oradaki süreyi şu takım bilgisi değil pardon, başta evet buradaki bilgiden de değiştirebilirsiniz. Şuradaki X-Y'deki ilerlemesini, Z'deki ilerlemesini, işte devrinizi ayarlayarak oradaki süreyi tamamen etkileyebilirsiniz, değiştirebilirsiniz. Bir de şu seviyelerdeki aşağı dınlama değerinizi giderek artırarak da değiştirebilirsiniz. Ama tabii parçanızın ve takımınızın özelliğine göre girin buradaki devri, pardon, aşağı dınlamayı. Çıktım buradan. Peki, şimdilik başka bir şey kalmadı bu video ile ilgili. Bir sonraki videomuzda ne öğreneceğiz bakalım. Havuza tekrar geldim.
Teknoloji, tarama öğrendik, kontrol öğrendik. Tarama artı fiş öğreneceğiz bir sonraki videomuzda da. Peki, ben Mustafa Karaca, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki ATP'mizde görüşmek üzere.